Merhaba, 3 boyut yazıcı teknolojileri ve modellemede dikkat edilmesi gereken bilgileri içeren videomuza hoş geldiniz. 3 boyut yazıcılarla ilgili kısa videomuzun ardından teknolojinin tarihçesi ve 3 boyutlu modelleme ile devam edeceğiz. 3D printing is taking over the world, but how does it actually work? Well, it's quite similar to a normal printer, but then a little different. First, you don't put in an ink cartridge, but instead connect a spool of special printing material like plastic, rubber, or even metal. And you don't print boring text documents, but real-life models of what you've just made on your computer screen. Simply awesome. Right now, you can buy a 3D printer yourself and make complex 3D models with modeling software. But if you're not really a wizard with all that technical stuff, you can buy personalized 3D models online, like fancy toys, bracelets, or phone cases. Then send it to a 3D print shop nearby, choose a material, and pick up your own unique item. Sweet. In the medical world, they're developing 3D printers with special biological material. They're working on printing heart valves, ears, bones, skin, and even printed a small human kidney that can live for 3 months. It's just amazing. And hold on to your seats. They're developing a 3D printer that can print in space and are planning to print a moon base. A moon base. Merhaba. Kısa videomuzda gördüğümüz gibi 4. sanayi devrimi niteliğindeki 3 boyut yazıcılar Maker ve Do It Yourself akımlarının başyapıtlarından olup yazıcılarda en çok kullanılan yöntem FTM yani katmanlı üretim teknolojisidir. Artı boyut inovasyon olarak makinelerimizde FDM yani eklemeli üretim tekniğini kullanmaktayız. Bu teknik ile tasarımlarınızı dilediğiniz malzeme ile üretebilirsiniz. FDM teknolojisine sahip 3 boyut yazıcılarda kullanılan en yaygın malzemeler mısır nişastasından elde edilen PLA, plastik tabanlı ABS, bunun yanı sıra PLA katkılı tahta, ağaç kabuğu, bambu, bronz, pirinç, bakır ve karbon fiber malzemelerdir. 3 boyut yazıcılar ilk 1984 yılında stereolitografi yani SLA teknolojisi kullanılarak Charles Hall tarafından geliştirildi. 1986 yılında 3D Systems adında ilk şirket kuruldu. 1988'de 3D Systems tarafından üretilen SLA 250 adında ilk yazıcı tanıtıldı. Böylelikle FTM teknolojileri bulundu. 1989'da FTM teknolojisini bulan Scott Crump, Statisys isimli 3 boyut yazıcı şirketini kurdu. 2007 yılına kadar yeni şirketler, yeni teknolojiler ortaya çıktı ve en son RepRap adında açık kaynak kodlu 3 boyut yazıcılar ortaya çıktı. Böylelikle bu teknolojinin geliştirilmesi ve evlerde de kullanılabilmesi mümkün oldu. 2009'dan itibaren MakerBot ve 3D Systems'ın geliştirdiği Cubify modelleri gibi ev tipi yazıcılar insanların büyük ilgisini çekti ve birçok marka ortaya çıktı. Mayıs 2015 tarihinde kurulan ve 3 boyutlu yazıcı üreticisi olan Artı Boyut İnovasyon, kullanıcılarına basit arayüz ve uzaktan kontrol gibi özelliklerin yanı sıra hassas üretim imkanı da sunmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizde ziyaret edebilirsiniz. 3 boyut yazıcılarda üretim yapabilmeniz için öncelikle elinizde 3 boyutlu bir model bulunması gerekmektedir. Hazır modellerin yanı sıra kendi tasarımınızı yapmak istiyorsanız bazı programlara ihtiyacınız var. Tüm tasarım dosyalarının formatları aynı mantıkla çalışıyor olmakla birlikte 3 boyut yazıcılarda kullanılan en yaygın format STL'dir. Yazıcılar bu formatı işleyerek modelinizi Z ekseninde katmanlara ayırır ve aşağıdan yukarıya doğru üretir. Hazır modeller için birçok web sitesi bulunmakta. Bu sitelerdeki hemen hemen her model 3 boyutlu yazıcılarda üretilebilirliği düşünülerek tasarlanmıştır. Kendi tasarımınızı yapıp üretmek istiyorsanız öncelikle CAD programlarından en az birini bilmeniz gerekmektedir. Farklı kaydet seçeneğindeki dosya türünde STL formatı olan her CAD programı işinize yarayacaktır. Şimdi size birkaç madde ile ücretsiz veya lisanslı CAD programlarında tasarladığınız bir modeli 3 boyutlu yazıcınızda üretebilmeniz için
dikkat etmeniz gereken temel konulardan bahsedeceğim. Üreteceğiniz modelin X yani genişlik, Y derinlik ve Z yükseklik boyutlarının milimetre cinsinden kontrolü yapılıp yazıcınızın baskı alanı boyutları ile üretilip üretilemeyeceği kontrol edilmelidir. Yeterli baskı alanınız yok ise modelinizi minimum sayıda parçalara ayırmanızı tavsiye ederiz. Daha sonra güçlü yapıştırıcılarla bu parçaları birleştirebilirsiniz. Modelinizin ne amaçla üretildiğine göre de tasarımlar düzenlenmelidir. Örneğin süs amaçlı bir model ile bir sistemde kullanılacak modelin tasarımlarının aynı olması beklenemez. Süs amaçlı veya mimari tasarımlarda kullanılacak yekpare parçaların hassas ve dayanıklı bir yapıya sahip olması beklenmezken, mühendislik alanında kullanılacak bir prototipin istenilen hassasiyette olması gerekmektedir. Modelinizde kritik bir açıya veya inceliğe sahip bir kısım bulunuyor ise, o kısmı nasıl destekleyebileceğinizi düşünmeniz gerekmektedir. Modeliniz her ne kadar prototip amacıyla da üretilse, diğer parçalar ile denenirken kırılmaya veya diğer parçalarla sürtünmeye yol açabilir. Ayrıca modelinizin üretim oryantasyonu üzerine binecek yüke göre ayarlanmalıdır. Örneğin resimde gördüğünüz gibi yük cismin üzerinden binmektedir. Bu durumda yük ile dik konumda üretim oryantasyonu yapılmalıdır. Tasarımcı bu yükleri göz önünde bulundurarak modelini gerekirse birkaç parçada üretip bu oryantasyonu kullanarak daha güçlü bir yapı elde edebilir. Kullandığınız malzeme ve yazıcınızın basım hızı, katman kalınlığı, nozzle ucu çapı ve destekli yapıların tasarımı gibi ince ayarlar ile modelinizi en uygun şekilde üretebilirsiniz. Unutmayın ki ne kadar hassas ve pürüzsüz yüzeye sahip bir model istiyorsanız o kadar zamandan kaybedersiniz. Birden fazla modeli bir araya getirmek istiyorsanız plastiklerin soğuyup genleşerek büyümesinden dolayı birbirine sıkı geçmesini istediğiniz iki modelin geçme toleranslarını 300 mikrometre yani 0.3 milimetre yapmanız gerekmektedir. Örneğin iki silindir ele alalım. Birbirine geçecek silindirlerden mavi olanın iç çapı ile kırmızının dış çapı 65 milimetre olarak üretilirse montaj sırasında bu iki silindir birbirine geçmeyebilir. Bunun yerine mavi olanın iç çapını 65.3 milimetre olarak üretirseniz bir sorun ile karşılaşmazsınız. Ayrıca bu iki modelin birbirine rahat geçmesini istiyorsanız 400 ile 500 mikron arasında tolerans koymalısınız. 3 boyutlu yazıcı teknolojileri ve kullanımı hakkında verdiğimiz bilgilerin sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.